çok yine ses getiren ve çok tartışmalı ee, kulağıma geldiği kadarıyla ee, Ayşe Ku'in romanından e, Ada Aylin. Peki yani bu tamam film zaten daha önce e, çekildi bitti ve e, gösterimi senin dışında şartlarla bu tarihe e, denk düştü Peki iki oyunu beraber yapmak nereden çıktı? İki Orada, oyunu beraber prodüksiyonu yapmak üstelik. Ben beş yıldır adaylığına hazırlanıyorum. Yani beş yıl önce almışım haklarını. Önce e, normal İtalyan sahnede sergilenecekti. Sonrasında Covid dönemi yazımla ilgili bir takım problemler derken yani hikayenin tiyatroya uyarlanması... Hı hı. Ee, sonra dedi ki COVID oldu, işte immersive şekilde bu sleep no more gibi acaba böyle hmm. bir mekanın içine giydirerek bir hmm. tecrübe mi sunsak insanlar? Adaylığından söz değil Adalinden mi? son, bağır, son günlerde. söz ediyorum. Ee, sürece girdik, bir şeyi öngörüyorsun hani bir iki ay belki e, sarkabilir hmm. ya da önce hmm. çıkabilir. Hmm. Burada süreç çok uzadı. Ee, sonra... O sırada da Özen'le biz senelerdir böyle bir şey yapalım, birlikte bir şey Hı -hı. üretelim derken Özen bana sonbahara son gülleri getirdi. Dedim ki yani ben öngördüğüm şey iki ay içinde provaya gireceğim Ada adı ailenin. Ve gerçekten artık benim için hani bu yolun sonundaki son dönem yani gerçekten buna gireceğim artık. Ee, konuşurken yani dedi ki ben bir ay içinde bunu yapabilirsem yapacağım yoksa çünkü Özen'i tiyatroda ikna etmek çok zor. Hı -hı. Çok az iş üretiyor. Niye bir ay içinde yap yapabilirsem yapacağım. Sonra ne yapacaksın? Sonrasında dizi yapıyor. Yani dizi ha, yazacak. Ha, ha, i̇şte peki. bir takım başka ha. projeleri var. İşte İKSV'nin bilmem kaçıncı yılı için iş Böyle üretiyor. Böyle bir e, zaman kısa geliyor herkese. E, Aslında, şu anda. Aslında bak Yüretmen çok endişe. Yani oldum. bu e, geçen... tiatro dediğin şey zaman kısıtlaması yok ama şimdi ay, bir, ama bir, bir, özellikle pandemi çıkışında da bir e, panik e, hissi içerisinde. Biz Selçuk Yöntem'le konuşuyoruz. Selçuk abi de bana iddia ediyor. da ki şekerim araştırmasını yaptılar. Zaten 24 saat 17 saat inmiş. <laughs> Zaten bilimsel olarak ispatı var. Ulan! Yani biz nasıl yetişeceğiz? Oradan oraya koş, oradan oraya koş falan. Zaten 24 kaç saatimizi çaldılar. Evet. Faya, zaman herfler, falan, falan filan ya, bu bir burada özen, e, şimdi... Ben de ona şey kitabından bahsediyorum. Yeni aldım daha d, 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 kapağını açtım da gerisini getiremedim. Ee, yaşlandıkça hayat niye çabuk geçer? Yaşlandıkça hayat niye çabuk geçer? Evet. Evet. Işte Oda başlamadım. ölüm ha. korkusu giriyor, panik giriyor, hayatı daha ee, Hayır, bir istiyorsun. de başka bir şey daha var. Yani bu kadar çok her gün bu kadar çok Enformasyona maruz kalmak, e, Instagram sıyırdıkça, Twitter evet, sıyırdıkça, evet, e, bütün bu reklamları gördükçe, bütün platformlara üye olup ne veriyorlarsa bu da çıktı, bu da çıktı falan filan. Bütün bunları, bütün bunlarla e, iç içe olmak. Hakikaten böyle bir böyle bir... O yüzden de tecrübe e tiyatrosu devreye giriyor. Çünkü evet. o bütün o Instagram, dijital medya işte bir haberi izlerken altta borsa, yanda bilmem ne falan derken insanların algısı çok daha kısıtlanıyor. O yüzden de tecrübeye dönüşmeye çalışıyor hikayeler. Hmm. Benim de öyle bir dönem oldu ki özenle dedik ki okey okey bu hafta girelim mi? E, projeye. Peki o küçük çiftlik parkta devam ediyor mu edecek evet, mi? Evet evet evet. İstiyorsanız kabere de var çünkü. Biliyorum çok da severim ve seninle burada. İşte çok burası burası yani. Açarken evet. dolaşmıştık. Evet. Tabii ki konuşalım evet. mutlaka. Ama tabii seyirci sayısı. Çünkü küçük çiftlik parkta kaç kişi kapasite var? 400 kişilik 400 yemeli mi? içmeli. Ha 400 kişi orada. evet. orada. Ha, burası, burada kaç kişi? E, burası 300 ama e, tabii 300 e, kabare masaları herkes yan yana hatta birbirlerini tanımayanlar da beraber aynı masalarda. Peki, sponsorlarla falan ilgili falan, mesela buradaki onu, bir, sponsorlarla iç, bir ilgili. Bir ilgili şey, hayır sponsorlarla ilgili bir sorun yok. <laughs> İçki sponsoru Orayı evet. buraya taşıyabileceksek neden olmasın? Evet tabii ki. Çok da istiyoruz çünkü olabilir. bizim olabilir. ama burada o, ilgili bir, problemimiz biz falan var. Bizde orada tabii ki bizde burada sayı 260'a falan düşer. Ee, ya da 250'ye. Hmm? Yani. Evet. Hmm. Senin evet. kitlen zaten burada bir tecrübeye alışık olduğu için Hayır, biz orada ki. yeniden bir tecrübeye sunduğumuz için e biraz tutunabilir. Evet, ama zaten hala bu e e, ...izleme ve deneyimleme arasındaki farkı zaten hepimiz hala an, anlatmaya çalışıyoruz. Bana yani. insanlar diyor ki neden evet. bilet fiyatım bu kadar? Diyorum ki normal bir restorana gittiğinde şu anda hmm. e, işte ara sıcak, başlangıç, e, kebabı... ...yanında işte e, üç tane içkisi, bunun ne tatlısı, ne yaparsın, ne kadar yersin? işte diyor kişi başı altı lira verin. Peki üzerine bir de 150 lira versen, tiyatro izlesen olur mu? Hmm. Sonrasında diyorum oyun bitsin e, ee, fasılla beraber bir saatte arabesk şarkılarla eğlenmek ister misin? Kaç lira Öyle olunca veririm ben diyor. Ama hani anlatamıyorum ki hmm. bayağı da e, Buradaki aradaki fark bilet, bilet satış platformlarında bütün bunların anlatılması kolay olmuyor. Dolayısıyla Zavrasyon bu gibi mekanların da hep gelmesi gereken yer şu oluyor yani. E, aslında buradaki e, Biletix, Paso e, gibi e, platformlardan Artık biraz daha rezervasyon dünyasına geçmek. Çünkü rezervasyon dünyasına geçtiğin zaman aslında bizim seyirci şuna alışık. seyir, Bizim seyirci diye bütün vatandaşlarımızı kapsıyorum işte. Bekarlığa veda, e, sünnet, e, efendim ondan sonra e, evlilik, e, şusu, e, baby shower falan filan gibi bütün bu, bu tip e, organizasyonları dramatik hale getiriyorlar zaten. Bunun da bir tiyatro biçimi olarak böyle algılanması, yemeli içmeli eğlenilebilmesi gerekiyor aslında. Zaten dünya bu yöne doğru gidiyor.